iade edilecekler mi, edilmeyecekler mi görülen bir yargı davası. Sıcak bir gelişme var. Bize o sıcak gelişmeyi anlatır mısınız önce? Tabii. Şöyle Barış, şimdi bu son günlerde bu iade davasının hız kazanmasıyla birlikte çeşitli kurumlarla temas halindeyiz. Adalet Bakanlığı'nın çeşitli birimleriyle. Yarınki mahkemeyi hepimiz bekliyorduk. Senin de söylediğin gibi. Yarın bir kefaletle serbest bırakma olacak mı? Timur, Cihan Timur'un durumu ne olacak? Çünkü ilk savcının ilk açtığı, Florida savcısının ilk açtığı iade davası Eylem Tok içindi. Sonra oğluyla birlikte gözaltına alındıklarını duyduk. Dolayısıyla 18 Haziran'daydı gözümüz. Buradan ne çıkacak? Özellikle kefaletle serbest bırakma ile ilgili de kaygı vardı, ailenin de kaygısı vardı. Şimdi yapılan son duyuruda, yani bizim şimdiye kadar kontak kurduğumuz bu birimler yarım saat kadar önce bizimle savcının mütalasını paylaştı yarın için. İkisi de 21 sayfa olan iki ayrı PDF dokümanına göre bu mütalada savcının imzası var ve savcı hem Cihan Timur'un hem Eylem Tok'un neden kefaletle serbest bırakılmaması ve bu iade davası boyunca neden tutuklu yargılanmaları gerektiğini anlatıyor. İki ismi de hem Eylem Tok hem de oğlu TC için, ikisi için de neden tutuklu yargılanması? Evet, şu anda Tok'un dokümanları ekrana gelmekte. Aynı dokümanın Timur, Cihan Timur için olanı da var. O da 21 sayfa. Onu size iletemeden yayına bağlandım ben. Siz şu an Eylem Tok'unkileri görüyorsunuz. Gerekçeleri aynı. Uluslararası davalarda, iade davalarında serbest bırakmanın kefaletle uygulanabilir olmadığı, özellikle de bu kişilerin zaten uluslararası Mısır, Amerika trafiğiyle kaçarak uzaklaşmış olmaları, o yüzden yargılamanın tutuklu devam etmesi gerektiği aktarılıyor. Şimdi önceki günlerde ilk mahkemede hakim karşısına çıktıkları zaman sorularımızdan bir tanesi, bu mahkemenin, yani Boston'da yakalandıkları için oradaki bölge mahkemesi bakıyor şu an buna. Talebi yapan yer Güney Florida'ydı. Amerika Birleşik Devletleri adına Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanabilmesi için iade talebinin doğru şekilde dosyalandığı ve talep edildiği, kanıtların da geçerli olduğu gerekçesiyle savcı bir dava açtı. Savcı Amerikan hükümetini temsil ediyor ve Amerikan hükümetinin anlaşmanın gereklerini yapabilmesi için bu davada aslında dolaylı yoldan Türkiye'yi de temsil etmiş oluyor. Çünkü iade doğru şekilde sisteme girildi. Bu sonucun ardından Boston'da yakalandıkları için de buraya bakıyoruz şu anda. Boston'da neler oluyor? Şu an Timur, Cihan Timur'un da bu davanın içerisinden o kadar kolay sıyrılamayacağını görüyoruz biz. Benim bu yöndeki sorularıma da verilen cevaplarda yarın Cihan Timur'un ne kadar bu işin içerisinde konu olmaya devam edeceği, Amerika'da yargılanıp yargılanamayacağı, vatandaş olmadığı için kendisinin iadesi açılan ilk dilekçe de yoktu Güney Florida'da failedilende. Eylem Tok için sadece bu failedilmişti. Çünkü uluslararası anlaşma iki ülke arasında Türkiye'nin de çifte vatandaş Türkleri iade etmemesi kaynaklı uygulanmadığı için sadece Eylem için açılmıştı. Fakat şu anda biz günlerce, birkaç gündür tartışıyoruz. Burada olmayan bir suçtan dolayı Cihan Timur, annesi iade edilirse burada yargılanabilecek mi? İşte Türkiye'de başlayan bir suç, vurkaç suçu özellikle, kaç kısmı Amerika'da bitti, dahil edilebilecek mi? Savcı nasıl bir suç teorisi kuracak gibi şeylere bakıyorduk. Şu an baktığımız kadarıyla savcı elinden geleni yapıyor. Hakimi ikna edebilecek mi göreceğiz. Serbest kalmaması için Eylem Tok'un ve Cihan Timur'un kefaletle, aynı zamanda da Cihan Timur'un da iade edilme şansı olduğunu görüyoruz. Bu nasıl olabilir? Normalde olamıyor dedik. Özel durumlarda ve özel anlaşmalarla bunun nadir de olsa yapıldığını biliyoruz. Ayrıca bu yargılama uzun sürecek. Bu yargılama boyunca belki de savcı suçun bu ayağının Amerika'da olmasını, normalde çok kolay olmasa da, başladığı yer önemliymiş çünkü, bittiği yer değil, belki de burada bir yargılamaya çevirebilecek. Dolayısıyla savcı bunların üzerinde duruyor. Tecrübeli bir savcı, anne babası suça karışan, ebeveynleri hapse atan bir savcı, elinden geleni yaptığını ve bastırdığını görüyoruz. Bir de şu var, Amerika'daki Türklerin bu konuda hiç işin peşini bırakmadığının altını çizelim. En başından beri Türkiye'den itibaren vatandaş gazeteciliği dediğimiz işle birlikte iş bu noktaya geldi. Başka sorular varsa alabilirim. Bu öncelikle şunu hatırlatalım. Bu
Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek mahkeme. Çok doğru. Yani suçları ile ilgili bir şey yok burada, doğru. Evet, savcılık tutuklu, bu sürecin tutuklu yürütülmesi talebinde bulunuyor. Çünkü sanırım gerekçeleri neler? Kaçma şüphesi, Türkiye'den bu arada gönderilen dosyada sahte pasaport elde etmiş olma ihtimalleri vardı. Hangi gerekçeler savcı için tutukluluk? Şimdi bütün iadelerde bakılan belli başlı şeyler var. Öncelikli olan bir mahkemenin, yani Türkiye'deki bir mahkemenin o konu üzerinde yetkisi olup olmadığı. Çünkü Türkiye'den raporlar gidiyor. Polis raporlarından tutun da savcılık kararlarına kadar. Önce ona bakıyorlar. Daha sonra işlenen suçun Amerika'da da bir suç olup olmadığına bakıyorlar. İkincisi de bütün bunlar fail edilirken certification dediğimiz sertifikaların doğru olup olmadığı, yani State Department'tan Türkiye'deki Amerika misyonu üzerinden bu sürecin doğru başlatılıp başlatılmadığı. Ondan sonra kaçak kişilerle ilgili bütün bunlar doğru yapıldıysa iki ülke arasındaki anlaşmanın halen geçerli bir anlaşma olup olmadığına bakıyorlar. Peşinden de suçların örtüşmesi geliyor. İşte bu davada kasıtsız adam öldürme üzerinde konuşuluyordu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde vurkat çok daha büyük bir suç. İkincisi de burada da zararlı olabilecek bir insan profili çizmiş oluyor Cihan Timur. Bu da Amerika'da tepki çekiyor. Yani göçmenlerle ilgili bir sürü şeyin tartışıldığı bir durumda. Her ne kadar Amerikan vatandaşı da olsa bu davanın parçası olarak onun da iade edilmesi için ciddi bir case ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz savcının. Makul şüphe var. Onunla ilgili de Türkiye'nin delilleri, videoları yeterli olmuş görünüyor. Bu kriterlere baktıktan sonra rutin bir prosedürü var bunun. Bu prosedür bir kriminal prosedür değil. Onun altını çiziyorlar. Sadece extradition yapılabilir mi, yapılamaz mı? İşte mesela canlı tanıklar gerekmiyor, normal bir kriminal prosedürde dava yürürken olması gerekenler burada yok, çoğu şey döküman üzerinden gidiyor ve savunmada da bir takım sınırlamalar var normal davalardan farklı olarak. Dolayısıyla bu gibi kriterlere bakarak neden tutuklu yargılanmaları gerektiğini aktarıyor. Yani özellikle uluslararası iade davalarında bir takım şüpheler ve kaygılar oluyor tutuksuz yargılama ve kefaleti kabul etme konusundaki. Amerika'da kefalet çok yaygın bir şey aslında. Ama bu konuda hangi davalar Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş, hangi kefaletlere itiraz olmuş, savcı bunları sıralamış. Dolayısıyla birkaç isim var ortaya koyduğu. Amerika'da daha önce görülmüş ve yüksek mahkemelerce itiraz edilmiş kişilerin tutuklu yargılanması yönünde üst mahkemelerden çıkan kararları örnek gösteriyor savcı bu mütalada. Bu onlardan bir tanesi ve eğer ki özel durum yoksa tutuklu kalmalarının rutin uygulama olduğu aktarılıyor. Mesela işte flight risk olmadıklarına ispatlamaları gerekir. İşte topluma bir tehlike olmadıklarını ispatlamaları gerekir. Şimdi bununla ilgili de eski davalardan örnekler göstererek savcı mütalayı yazmış bunlara baktığımızda. Bu isimler her ikisini de oluşturuyor. Yani hem kaza yapabilir, birinin ölümüne yol açabilir. İkincisi yani bu özel şartları taşımıyor. Belki özel şartlar ne olabilir? Yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum ama işte kanser olabilirdi, bir şey olabilirdi gibi. Yaralı olabilirdi. Bu gibi şeyler. Bunlar da yok. Bunları tek tek sıralamış. Tabii göçmenlik hukuku ve bu kişilerin prosedürleriyle vatandaşların prosedürleri ayrı. Bu arada Cihan Timur'un vatandaşlığıyla alakalı otoritelerden biz herhangi bir konfirmasyon almış değiliz. Yani biz bunun vatandaş olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin danışmanlık aldığı avukatlar bunu biliyor. Fakat burada her şey ayrı ayrı yürüyor aslında. Yani o kadar kolay olmuyor bazı şeyleri öğrenmek. Ama yarın hakimin karşısına çıktıklarında pek çok şeyi biliyor olacağız. Cihan Timur bu işin neresinde kalacak? Bu mevcut mahkeme ve iade davası Cihan Timur için geçerli olacak mı? Ama gördüğümüz savcı Cihan Timur'un da iade edilmesi için bastırmaya devam ediyor. Bugünkü bu mütala bize bunu gösteriyor. Çok teşekkür ederiz Seda Karacan. Bize yarın görecek duruşmadan önce savcılığın hem Eylem Tok hem de oğlu TC için Türkiye'de bir ölümlü kazayı gerçekleştiren, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan, ardından Amerika'ya kaçan Eylem Tok ve oğlu TC'nin tutuklanması yönünde görüş bildirdiğini, mütalaa verdiğini söyledi. Çok teşekkür ederiz bu bilgi için.
Yarından sonra tekrar bu. Yarın da mahkeme tabii Timur için de ne kadar iadenin parçası olmaya devam edecek Timur, onu da yarınki hakim karşısında duymayı umuyoruz tabii. Evet, yarından sonra da burada ağırlayacağız. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Hilal Hanım. Da kalmıştık. Evet, sizde kalmış.